Şekersiz ve unsuz sufle, katkı maddesiz ev yapımı poğaça. Kağıdı kaleme hazırlayın çünkü hem sağlıklı hem de kolay yapılabilen tarifler geliyor ekrana. Ev hanımlarının rahatlıkla yapabileceği bir tarif olacak. Biri akışkan çikolatasına kaşığı batırdığınız an iştah kabartan sufle, diğeri yumuşacık hamuru eriyen kaşar peyniriyle damakları şenlendiren poğaça. Bugün sizlere Ömer Şef'le birlikte hem tahinli sufle yapacağız hem de ev yapımı poğaça yapacağız. Ancak sufle bugüne kadar yediğiniz suflelerden biraz farklı olacak. Çünkü hem şekersiz hem de unsuz olacak. Ev yapımı poğaça ise haliyle katkı maddesiz olacak. Haydi lezzet şölenini hazırlamaya o zaman. İlk olarak ev yapımı poğaçadan başlayacağız. Hemen şeften malzemelerimizi alalım. Nedir şefin malzemelerimiz? Yumurta, tuz, şeker, maya, sıvı yağ, tereyağı, yoğurt ve un. Önce iki tane yumurtayı kırıyoruz. Sıvı yağımız. Un dışındaki malzemeleri kabımıza koyup karıştırıyoruz. Malzemeler iyice birbirine karıştıktan sonra unu ekleyip elimizde yoğuruyoruz. Pastanede yapılan poğaçalarda genellikle katkı maddesi olur. Ama bizim bu yapacağımız poğaçada katkı maddesi olmadığı için yediğiniz zaman mideniz yanmaz. Hamurumuz tamam. Şimdi bu hamurumuzu strece sarıp 1 saat dinlendirmeye bırakacağız. Kıvamını alan hamurun içine kalan malzemeler ekleniyor. Fırında 180 derecede 12 dakika pişiriliyor. Ve poğaçanın son hali. Harika görünüyor. Sıra geldi yediğinde mutluluk getiren unsuz şekersiz sufleye. Malzemelerimiz 450 gram beyaz kuvertür çikolata ve 200 gram tereyağını benmele usulü eriteceğiz. 250 gram ayırdığımız tahini üzerine ekleyeceğiz. 10 adet yumurta beyazını çırpacağız. En sonda 5 adet çırpılmış yumurta sarımız var. Beyaz çikolata ve tereyağı ocakta eritiliyor. Eriyen karışıma tahin ekleniyor. Yumurtanın sarısıyla birleşiyor ve iyice karıştırılıyor. Tüm malzemeler karıştıktan sonra hamur hazır hale geliyor. Sufle kaplarına ayrılan karışım 190 derece fırında 12 dakika pişiriliyor. Suflemiz kabardı. 12 dakika boyunca pişti. Unsuz, şekersiz, tahinli suflemiz hazır. Herkese afiyet olsun.